Merkez Gonca Anaokulu. Burada toplanmış olma amacımız Afganlı çocuklarımıza yardımcı olmamız. Onlar okulumuza sonradan kayıt yaptırdılar. Yeri geliyor, beslenme getiremiyorlar. Beslenme çantaları boş geliyor. Ama bellerimiz çok duyarlı. Sürekli onlara yardımda bulunuyorlar. Beslenme konusunda olsun, kırtasiye konusunda olsun. Bu da ayrı bir desteği bilimimizin. Desteği ailelere uzatmak istediler. Ailelerimize yardımcı oluyoruz. Kesinlikle. Mesela dikkat ediyorum, beslenme çantalarına bakıyorum. Tost mu? Bir değil, iki tost. Bu da senin Afgan kardeşim. Çok da hoşumuza gidiyor. Yumurta bir mi? Ve o kadar çok birikiyor ki inanın bazen dolaba koyuyorum. Hiç getirmedikleri gün çantalarını eve gönderiyorum. Çünkü buradaki çocuklar, Afganlı çocuklarımız bir şey getirmiyorlar, getiremiyorlar. Bir lojmanda 5 aile bir arada yaşıyor. Şu an küçük bir lojmanda 5 ailenin yaşıyor olması ve ısınma problemleri var. Sürekli hastalar. Biz de onlara destek olmak istedik. Öyle bir proje yürüttük. Toplam şu anda 4 tane Afgan öğrencimiz var. Okulumuzun 40 öğrencisi var, devam eden. Efendim? 40 öğrencimiz var. 40 Türk diyelim. 4 tane de Afgan öğrencimiz var. Onlara yardımcı olmak, destek olmak bizim için büyük bir zevk. Peki hocam, çocuklar bu yaşta dayanışmaya çocuklar... Kesinlikle. Hani biliyorsunuz beynin büyük bir kısmı 0-6 yaşta gelişiyor, oluşuyor. Biz bu yaşta çocuklara yardımlaşma olsun, sorumluluk olsun. Bu tür kavramları yerleştirirsek ilerisi için de tabii ki çok büyük etken olacak çocukların hayatında. Şimdiden yardımlaşmayı öğreniyorlar. Çocuklar karne hediyesi mi? Karne hediyesi değil. Hani değerler eğitimi adı altında. Yardımseverlik bu ayki konumuz. Her ay farklı bir konu işliyoruz. Bu ayki konumuz yardımseverlik. Bize de muhtaç olan öğrencilerimize, Afganlarımıza yardım etmek istedik. Değerler eğitimi adı altında yapılmış bir çalışma bu.